Belgesel Yayıncılık sunar. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sanayi tarihimiz. Kocaeli'nin sanayi tarihini öğrenmek için geçmişe doğru yolculuğa çıkacağız. Kocaeli konumu itibariyle tarihsel gelişim sürecinde ticaretin ve sanayinin önemli merkezlerinden biri ola gelmiştir. Tarihi belgeler Türk sanayi hareketinin ilk olarak Kocaeli bölgesinde başladığını gösteriyor. Türklerde sanayileşme hareketi Kocaeli'de başlar. Kumaş dokuma, askeri malzeme, çimento sanayi, kağıt ve ipek halı fabrikaları 18. yüzyılda ilk defa Kocaeli bölgesinde kurulur. Hereke sanayileşmemizde önemli bir kilometre taşı. 1843 yılında Osmanlı döneminde ilk sanayi hamlesinin başladığı beldelerimizden birisi. Hereke'de halıcılık Abdülmecid'in fermanıyla o zamana kadar İstanbul'un Üsküdar semtinde saraya halı dokuyan ailelerin Hereke'ye nakledilmesiyle başladı. Dolmabahçe Sarayı'nın perde ve döşemelik kumaş talebinin yanı sıra sarayda yaşayanların giysi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1843'te Hereke'de bir dokuma fabrikası kuruldu. Yıldız Sarayı için dünyanın en büyük halısı olarak ün yapan 560 metrekare boyutundaki halı 1892'de bu fabrikada dokundu. Hereke yünlü dokuma fabrikası, halıcılığın günümüze kadar geçen 1,5 asır içinde ürettiği ipek ve yünlü halılarıyla dünya halıcılık literatürüne girdi. Hereke ipek halılarının en önemli özelliklerinden birisi, kullanılan ipeğin kozadan çekiminin elle gerçekleştirilmesidir. Hereke halıları, Anadolu geleneksel halıcılığının 20. yüzyıl sentezidir. Türk halıcılığını dünyaya tanıtan Hereke halıları son yıllarda vefasızlığa kurban gitti. Hereke, halılarının yeniden dünya markası olacağı günü bekliyor. İstanbul'dan sonra Türk ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ve Türk imalat sanayinin büyük bir kısmını bağrında barındıran Kocaeli, serbest bölgeler ve birçok organize sanayi bölgesiyle Türk sanayinin hızla geliştiği yer. Kocaeli'de birçok organize sanayi Türk ekonomisinin geleceğini belirlemekte. Kocaeli'deki organize sanayiler dünyaya açılmakta ve Kocaeli'den ihraç edilen mallar Türk ekonomisine büyük katkı sağlamakta. Kocaeli, sanayi ve teknolojide özellikle Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin lokomotif görevini üstlenen illerden biri oldu. Ülkemizin planlama dönemi içinde başlayan 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazanan sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgelerinden biri haline geldi. Bunun sonucunda Kocaeli, Türkiye imalat sanayi içindeki payı %13'e ulaşarak İstanbul'dan sonra ikinci sanayi merkezi olma özelliğini son 20 yıldır koruyor. Türkiye'nin 100 büyük sanayi tesisinden 16'sı Kocaeli'de faaliyetini sürdürüyor. Çok uluslu sanayi kuruluşları yatırım için Kocaeli bölgesini tercih ediyor. Kocaeli'nin ekonomik yapısını ve kalkınmasını sanayi sektörü şekillendiriyor. Genel bütçe vergi gelirlerinin ortalama %15'ini karşılayan Kocaeli, bir başka ifadeyle 59 ilin bütçeye yaptığı katkıyı tek başına gerçekleştiriyor. Türk imalat sanayinin dinamiğini oluşturan Kocaeli, imalat sanayinde ulaştığı yüksek teknolojiyle Türk sanayinin kalbi durumunda. Kocaeli, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge ve teknopark projeleriyle bir teknokent olma yolunda hızla ilerliyor. Kocaeli, KOBİ'lerin de yoğun olduğu merkezlerden biri. Kocaeli'nde binlerce küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor. Kocaeli'nde sanayiyi belli bir bölgede disipline etmek amacıyla 1980'li yılların sonunda organize sanayi bölgelerinin kurulma çalışmaları başlatıldı.
Türk sanayicisinin örnek aldığı ve birçok ilklerin gerçekleştiği Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde sunulan hizmetler gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyinde. Kocaeli bölgesinde onlarca organize sanayi bölgesi kurma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin önemli ve büyük potansiyelini oluşturan Kocaeli'nin sahip olduğu bu varlık, bir serbest bölge kurulması ihtiyacını yarattı. Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde serbest bölge kurma çalışmaları devam ediyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Merkezi, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ve TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Merkezi, sanayinin gelişmesini teşvik eden kurum ve kuruluşlar olarak Kocaeli'de faaliyet gösteriyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk sanayinin gelişmesine öncülük eden Kocaeli'de bir sanayi müzesi olmaması büyük bir eksiklik. Sanayi Bakanlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sanayi ve ticaret odalarımız Kocaeli'deki bu eksikliği giderirse, Türk Sanayi Müzesi olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk sanayinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir hizmet görülmüş olur. Bu sayede sanayideki başarımızı gençlerimize de öğretmiş oluruz. Belgesel Yayıncılık sundu. Devri Alem Belgesel Yayıncılık. 1982'den beri dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimize hizmet eden belgesel yayıncılık, Devri Alem belgesel televizyon programlarıyla bir dünya markası. Tarih, kültür, sanat, ekonomi, spor ve turizmde marka olan ülkelerin il, ilçe, belediye ve şirketlerimizin marka değerlerini Devri Alem'le belgeselleştirip televizyon ekranları ve internetten dünyaya tanıtın. İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV ve Avrasya Yayıncılar Birliği AGRT öncülüğünde hazırlanan Devri Alem belgesel programlarına siz de sponsor olarak katkıda bulunup kubbede hoş sedalar bırakın. Telefon 0262 646 0303. Web belgeselyayıncılık.com, e-mail belgeselyayıncılık@gmail.com. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Belgesel Yayıncılık ve İKTAV tarafından hazırlanan Devri Alem belgesel televizyon programlarıyla 1982'den beri kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. İnsan, eser ve hizmetleriyle yaşar. Devri Alem belgesel televizyonu programlarına sponsor olabilir, kitap, belgesel ve DVD setlerinden satın alarak yeni belgeseller hazırlanmasına katkıda bulunabilirsiniz. Eser, hizmet ve kuruluşlarınızın belgeseli var mı? Kar ve ticari amacı olmayan İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi, Belgesel Yayıncılık Kütüphanesi ve Devri Alem Belgesel Televizyonu Program Arşivi, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. Ömrünü dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi araştırmaya adayan Devri Alem Belgesel Televizyonu program yapımcısı İsmail Kahraman tarafından kurulan İKTAV gönüllülerine siz de katılın. Gönüllerde yaşayın. Eser ve hizmetlerinizi belgeselleştirerek hoş sedalar bırakın. İKTAV ve Belgesel Yayıncılık. Kubbede hoş seda bırakmak için. İletişim Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak numara 15 Gebze Kocaeli. Telefon 0262 646 0303 641 4399. Web www.belgeselyayıncılık.com. E-mail belgeselyayıncılık@gmail.com. Kahraman Medya. İl, ilçe, belediye ve şirketinizin belgesel tanıtım filmi ve kitabı var mı? Bilgi ve bilişim çağında güçlü olmanın yolu tanınmak ve marka olmaktan geçer. Hava fotoğrafları ve görüntü çekimleriyle
birçok yabancı dilde tanıtım filmi ve belgeseller hazırlayan Kahraman Medya, prodüksiyon çalışmalarınızda hizmetinizdedir. Siz de il, ilçe, belediye ve şirketinizin belgesel ve tanıtım filmini yaptırabilir, televizyon kanalları ve internette yayınlatarak marka olabilirsiniz. Kültür Bakanlığı Yapım Yetki Belgesi sahibi ve Avrasya Yayıncılar Birliği üyesi olan Kahraman Medya, 1982'den beri medyadaki çözüm ortağınız.